Değerli takipçilerim, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bizleri bugünlere kadar sabırla takip ettiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler ederiz. Videolarımızın beğeni sayısı artmaya başladı. Abone sayımız arttı. Bu da demek ki doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. İlerleyen zamanlarda daha profesyonelce daha güzel şeyler çekeceğiz. Uygulamalı videolarımız da devam edecek. Şimdi altyapımızda videolarımızı devam ediyoruz çekimlerimize ve anlatımlarımıza. Taşkale'nin farklı efsanelerine, farklı hikayelerini anlatmaya devam edeceğiz. Muhtarım, şimdi eskiden elektrik yoktu. Soba başı ya da böyle ocak başı hikayeler vardı. Bunun da şimdi karanlık olunca belki de en etkilisi hani üç harfli mi desek, cin mi desek, cin hikayeleri olur yani. Muhakkak vardır. Muhakkak kesin yaşlılar çocukları belki korkutmak için, belki gerçek yaşadığı için parayı muallakta bırakalım. Bize bu hikayelerden bahsedersen çok şimdi, memnun oluruz. Şimdi Mehmet Bey öyle bir şey dediniz ki. Şimdi ben sadece çok sayıda korku filmi izledim. Hiçbir tane korku filmi beni etkilemedi. Beni etkileyen sadece bir çok böyle çok fazla değil de çok hafiften etkileyen korku filmlerinden sadece Halka filmiydi. İzlediniz mi bilmiyorum. Onun haricinde hiçbir korku filminden etkilenmedim. Korkmadım. Şimdi koca koca insanlar ya ben buna bakamam ya. Hakikaten gece rüyama girdi ya. Ulan vallahi korkudan eve edemedim ya. Hikayeleri var. Şimdi bir ocakbaşı hikayesi dinlesinler o zaman. Bunu neye bağlarım ben biliyor musun? Ya çocukluğumda rahmetli anam veyahut da komşular geldiği zaman bir hikayeler anlatırlardı. Bir hikayeler anlatırdı. Ya Halka filmi veyahut da Em Sokağı yanında halt etsin ya. Vallahi. Şimdi benim işte çocukluğumda gene elektrikler gelmeye başladıydı ama aşırı derecede elektrik kesintisi olurdu. Eskidenki hikayeler ocak başında olurdu işte. Ocağa bir döksü dökülürdü. İki ağaç içine sokulurdu. Soba yok. Onlar yakılır. Onun önüne bir hilal çevrilirdi. Ön tarafın yanar, arka tarafın kıtarırdı. Şimdi bizim zamanımızda tabii ilk kuzine sobalar. İşte sobaların içerisinde o ateş yanan yerin içerisine taşlar koyulurdu. Ocak yakılırdı. İşte ateş söndükten sonra o taşlar içeriye ısı vermeye devam ederdi. Tabii bizler de o zamanlarda daha az ateş yanma ihtisat önemliydi yani. Daha az ateş yakarlardı, soba yakarlardı. Biz de az yanınca mecbur sobanın etrafına kıvranırdık. Elektrik kesintisi çok olurdu. İşte bir de artık misafirliğe olan kim gelirdi? Tımbış mı gelirdi, Ümmü Hanıgar mı gelirdi yoksa Fatma Baba mı gelirdi? Değişirdi işte, Sümbül kızı gelebilirdi, Döndüğül gelebilirdi falan böyle. Yahut da küçük kız gelabam gelirdi falan. Küçük dayımın hanımı gelirdi. Böyle gelenler oldu mu işte ne olacak hikayeler anlatılırdı. Burada anlattıkları hikayelerin pek çoğu aklımızda yarım yamalak kaldı. Ama tabii bilgileri tazeledik sıra yine aklımıza gelir. Şimdi bu ocak başında anlatılan cin hikayelerini veyahut da farklı hikayeleri bir ocak başında bir çekim yaparak onu o zaman anlatayım da yalnız benim için çok ilginç iki tane hikaye vardı. O birini anlat. Onun birini anlatacağım. Evet, ikincisini bir dahaki videoda öyle. Şimdi her ikisi de rahmetli oldu. Arabacı Abdullah derler bizim kapı komşumuz vardı. Bir tane de Dertli Ali vardı, babamın uzaktan akrabası. Çocuğun, babam Karaböce Abdullah'a bir iş verdi. Bizim Kızılburun'da, Gürlüğün üstündeki yerimizde. Orada biraz toprağı aktaracak. Babam bunları işi yarıladıktan sonra bir gün akşam gelirken gelin gitmeyin oturun akşam yemeğini biz de yiyelim. Oradan da evlere gidersiniz dedi. Şimdi akşam ezanı da okundu. Karanlık çökmeye başladı. Ama dışarıda tam bir kör karanlık var. Acı baharın. Hikayeyi anlatmaya başladı. Bunun bir, ya sizin ne dediler, Manazan'da bir korkudan olmuş bu olay. Neydi bir anlat dedi. Onu anlat diyen de karanın duranıdı.
bu anlatmaya başladı. Ben işte o zamanlarda kaç yaşındayım? İyi varsam 11 yaşındayım. 11 de yoğundur yani. Bu dediğim 79-80 arası, 8-9 yaşlarında falanım. Anlatmaya başladı. Bunlar şeye giderler, karavana giderler. İşte altlarında eşek, arkalarında deve bir şeyler götürmüşler, gerisin geri geliyorlar. Veyahut da bir harman gibi bir şeye mi gittiler, o olayı tam olarak bilmiyorum. Yalnız o tarafa yani bir yüke götür gittiklerini, İpralı'dan çıktıklarında akşam ezanının okunduğunu, Manazan'a geldiklerinde işte yatsı namazı saatlerini geçtiği anlatıyor. Eşekle işte ancak 10 kilometre yolunu olacak işte böyle yavaş yavaş 1-2 saat sürer. Bir ıslık sesi gelir. Bir ıslık sesi gelince karşı tarafta, Manazan'ın karşı tarafında Ali dayım da çok güzel ıslık öttürürmüş. Islığa sert bir ıslıkla cevap verir. Ulan Ali ıslığı öttürmesen gece ıslık salması iyi bir şey değil. Neydi çaldım demeye kalmadan yanlarından böyle bir ışık topu hızlı bir şekilde ta ileriye gitmiş. Ondan sonra ileride varmış o ileriye buruna sünen bir papazlığa doğru varırken kaya burnu var. Oraya o ışık yumağı bir oğlak olmuş durmuş. Şimdi bunlar tabii korkmaya başlamışlar. Abdullah amca anlatıyor. Ben besmele çekeceğim diye uğraşırım diyor. Ben başka bir şey yok diyor. Aleyhan diyor ezan okuyacak oldu diyor. O da Allah-u Ekber'i bilene değmedi. O da öyle kaldı diyor. Tabi biz eşeğin üstüne donduk. İnemedik, dah değmedik, çuş değmedik. Oğlak tam kayanın üstüne altına biz varınca arka ayakları orada kaldı. Bu hani çizgi filmlerde görürüz böyle bir şey küçülür küçülür ondan geri arka tarafı kalır, ön tarafı uzar gider yani. Oradan uzuyverdi kurt gibi diyor, solucan gibi. Karşı tarafa ayağını koydu, arka taraf vardı, toplandı yanına diyor. Oradan neyse eşek deve görmüyor tabii, bundan ürkmüyor diyor. Onlara gözükmezmiş diyor, bize gözükür diyor. Sonra biraz ileri vardık diyor, ballı ayağını oraya durdu diyor. Elinde kocaman bir taş diyor, tepemize dineldi diyor. Dam yoldan geçeceğinde üstümüze atacağımış gibi diyor. Sonra az ileri vardı gene bir kayanın keyine şaha kalkmış bir atılan üst, atı şaha kaldırdı orada atın üstünde durdu diyor. Bizi diyor böyle biz tabi bip bip bip'le alalalalayla gidiyoruz diyor. Ama bir korktuk diyor zaten dehçüş yok diyor. Donduk kaldık diyor. Şimdi şeye geldik diyor. Ağanoğlu mezarlığına gelinecek diyor. Orada mezarlık olunca yanaşamazmış diyor. Bayağı gece yarısını geçtiydik diyor. Oradan geri gerisin geri döndü diyor. Ondan geri maşat içine gelince aklımız başımıza geldi diye böyle bir hikaye anlatırdı rahmetli. Alamca Fransa'dan geldikten sonra ben bu aklıma geldi. Buna teyit ettirtmek istedim. Ali dayı Karaböcü Abdullah'la sizin bir cin hikayeniz varmış dedim. Sizi bir kovalamış, korkutmuş dedim. Yeğen bana onu anlattırma, onu bir boşluyor dedi. Başka şey konuşalım dedi. Ali dayı da yani bunun yalan olduğunu söylemedi yani. Yani doğruluğunu da söylemedi. Yalnız onu bana hatırlatma dedi. Yani doğruluğunu teyit etti yani. Yani bu şekil aşırı derecede korkuttukları bir hikayesi vardı. Yani yıllar geçtikten sonra bile bana o hikayeyi hatırlattırma diyorsa demek ki iyi de korkmuş. Ya iyi de korkmuş. Tabii ilerleyen zamanlarda bulak hikayeleri var. Bulak hikayelerini de anlatalım. İşte 2 hafta sonra falan da onu anlatalım. Ekizin ininde onları da anlatalım. Burayı burada keselim. Çok fazla anlatma. Öyle olunca bir video çok uzuyor. Ya uzuyor, sıkılıyor da işte vatandaşlarımız. Ya bunun biraz da şey olursa, biraz daha bu konuları yaşayan kişiler olsa aslında daha etkili olur da. Bunu tadında bırakalım. İlerleyen zamanlarda da bir bulaktaki, ekizin inindeki bir cin hikayesi var. Onu da anlatalım. Tamam, buradan siz klasik kapanışınızı artık yapın. Klasik kapanışımız oldu artık bu. İnşallah sizleri sıkmıyoruzdur. YouTube kanalımıza abone olmanızı,
Abone olduktan sonra beğenip yorum yapmanızı, tavsiyelerde bulunmanızı, ayrıca bizim YouTube kanalımızı yakınlarınıza abone olmalarını tavsiye etmenizi rica ederiz. Herkese saygılar, sağlıklı günler dileriz. Hepinize huzurlu günler, mutlu yarınlarınız olsun. Güle güle.